Merhaba arkadaşlar. Etkili Matematik Soru Bankası permütasyon konusu set 520. Birinci soru. Yukarıdaki karenin kutucuklarına ABC harfleri her satır ve sütunda birer tane olacak şekilde yazılacaktır. Buna göre kaç farklı şekilde doldurulur diyor. Şimdi sol taraftan başlarsak arkadaşlar şuraya 3 tane harften herhangi birisi gelebilir. Buraya 2 tane harf gelir. Buraya da bir tane harf gelebilir. Şimdi aşağı doğru yine devam edersek buraya 3 harften gelebilir. Şuraya 2 tane kalır. Buraya da arkadaşlar bir tane kalır. Şimdi şu sondan yine kutucukları doldurmaya devam edersek şuraya bir tane harfi yazdık. Buraya tekrar 2 tane harften birisi gelebilir. Ve şuraya da bir tane harf kaldı. Dolayısıyla şuraya bir, şuraya bir ise şurası da bir. Dolayısıyla burası da 2 tanesinden bir tanesi, bir tanesi de buradaysa şurası da bir şeklinde doldurulabilir. Dolayısıyla şurayı çarparsak 6 tane, burası 4 tane, burası da bir tane. Dolayısıyla 6 çarpı 4'ten 24 şeklinde kaç farklı şekilde doldurulacağını cevabını bulmuş oluruz. Cevabımız E şıkkı. İkinci soru. Bilal elindeki 8 farklı boya ile yandaki 7 kareyi 2 ve 4 numaralı kareler aynı renkte. Diğer kareler ise bu karelerden ve birbirinden farklı olacak şekilde boyanacaktır. Bilal bir boyama işlemini kaç farklı şekilde yapar diyor. Şimdi arkadaşlar şöyle 2 ve 4 numarayı aynı boyayacak diyor. Geriye neler var? 1 var, 3 var, 5 var, 6 var ve 7 numaralar var. Şimdi bu 2 ile 4 numarayı aynı şekilde boyayacaksa 8 tane boyadan herhangi birini seçebilir. Dolayısıyla burası 8'in birlisi yani 8 olacak. Sonra şurada birinci numaraya bu sefer bir tanesini seçtiğine göre 7 tane boyadan bir tanesi kalır. 6 tane boyadan bir tanesi, 5, 4, 3 şeklinde yazabiliriz. Yani burası şöyle oldu. 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3. Şimdi şıklarımıza bakıyoruz. Bir kere 8 faktörel olmuyor. Şuraya 2 lazım. Şunu şu şekilde ayırırsak mesela 4 çarpı 2 şeklinde. Burası ne olur? 4 çarpı 7 faktöriyle şurası uyar bakın. Şundan sonrası şöyle 7 faktöriyel 7 6 5 4 3 2 1 4 çarpı 7 faktöriyel cevabımız B şıkkı olur. Üçüncü soru Murat'ın cep telefonunun ekranında bulunan 9 tane kısa yol tuşunun görüntüsü yukarıdaki şekilde verilmiştir. Murat ekrandaki kısa yol tuşlarının yerlerini kendi aralarında değiştirmek istemektedir. Murat Google ve Chrome sembolleri aynı satır ve aynı sütunda olmamak şartıyla ekrandaki değişikliği kaç farklı şekilde yazabilir diyor. Şimdi bakıyoruz ekranda 3, 6, 9 tane yer var. Mesela Google için arkadaşlar 9 tane farklı, 9 faktöriyel tane farklı yer var. Chrome için de düşünürsek arkadaşlar 9 faktöriyel de onun için var. Dolayısıyla şimdi Google ve Chrome sembolleri aynı satır ve aynı sütunda olmayacağına göre bunu arkadaşlar 2'ye böldüğümüz zaman yani 9 faktöriyel bölü 2 yaptığımız zaman yani ya Google seçtiğimiz zaman mesela Chrome'un şartlarını elemiş oluyoruz ya da tam tersi düşünün. Chrome seçtiğimiz zaman Google'un yan yana olma durumlarını aynı sütun ve satırda bunu elemiş oluyoruz. Dolayısıyla yan yana olmadıkları durumlar 9 faktöriyel bölü 2 şeklinde cevabımız D şıkkı olur.